TürkSat Dijital Hayatı sunar. İyi akşamlar. Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Teknoloji ve internetin hayatımızı etkilediğini konuştuğumuz programımızda bu hafta dijital miras konusunu işleyeceğiz. Hepimizin, her birimizin e-posta adresleri, sosyal medya hesapları, internet banka hesapları gibi birçok dijital mal varlığı var. Bu mal varlıklarını 3 açıdan incelemek ve değerli konuklarla konuşmak istiyoruz. Size ben konuklarımızı size takdim edeceğim. Türkiye'nin ilk bilişim teknolojileri gazetesi yazarı ve Bahçeşehir Üniversitesi rektör danışmanı, üstad diyebileceğimiz Doktor Hakkı Öcal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Kalyoncu Bölümü Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi, Klinik Psikolog Mehmet Dinç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilişim Avukatı Tuğsan Yılmaz Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üç farklı açıdan bakacağımızı söylemiştik. Seyircilerimizin de programa katılması için, onların da interaktif olarak katılması için bir etiketimiz var. Dijital miras etiketi. Bu etikete yazarlarsa biz de size bunları ulaştıracağız ve üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ben programı hazırlanırken tabii başka bir formatta hazırlanmıştım. İşte kafamda bir şey düşünmüştüm. Evet. Mehmet Hocam kulise gelip bu konuyla alakalı 3-4 sene önce bir yazı yazmış. Gençliğe Kitabe isimli kitabında. O kitaptan başlayayım istiyorum. Çok güzel. Ve o kitapta ben ölünce e-maillerime kim bakacak diye bir yazısı var Mehmet Hocamızın. Şöyle, gecenin sonunda herkes ayrılırken bana yaklaştı ve e-mail adresimi ve şifresini bu kağıda yazdım. E-mail adresim ve şifremi bu kağıda yazdım ama sakın ben hayatta olduğum sürece açma. Ben öldüğüm zaman sen yaşarsan e-maillerimi arada kontrol edersin. Bir arkadaşa daha vereceğim bu adresi ve şifreyi. Ben öldüğüm zaman sen yaşamıyorsan o kontrol eder artık dedi. Ne diyeceğimi, nasıl tepki vereceğimi bilemeden aldım ve bana uzattığı kağıdı, ardından oturup ben de onun gibi gözlerimi bir noktaya dikip düşünmeye başladım. Bu satırları yazan Mehmet Dinç hocamız. Bu satırlardan sonra ne düşündünüz? Yani ben ölünce e-maillerime kim bakacak? Evet. Hangi psikolojiyle bu e-maillerin şifresini size vermiş olabilir? Evet. Şimdi olay şu, bir arkadaş grubuyla biz düzenli toplanırız. Yine bu toplantılarımızdan bir tanesinde arkadaş böyle durup dururken dedi ki ben ölünce e-maillerime kim bakacak ya dedi. Ondan sonra herkes bir baktı ne diyor bu diye. Çünkü ilginç bir soru. Ondan sonra onun ilginçliğine verdik, devam ettik ama o devam edemedi. O daldı, düşünüyor vesaire. Neyse sohbet devam etti. Gece bitti. Yanıma yaklaştı. Dedi ki burada dedi e-mailimin şifresi var, adres var. Ben ölünce sen gel benim maillerimi kontrol et. Neler yazıyor, ne oluyor? Şimdi insanlara cevap ver, öldüğümü söyle vesaire gibi. Esasında kısmen sağlıksız bir şey, kısmen sağlıklı bir şey. Sağlıklı bir şey çünkü ölüme yönelik bir farkındalık var, bir hazırlık var. Dolayısıyla ölümle böyle bir barışmanın olması, böyle bir hazırlığın olması ve ilişkide olduğu insanlara karşı insanın böyle bir sorumluluk taşıması, birisinin onun adına veda etmesini istemesi sağlıklı bir şey. Bu anlamda güzel. Ama bir de sağlıksız yönü var. O da şu, bir insan e-maillerini kontrol etmeyi hayatının vazgeçilmez veya çok anlamlı bir parçası haline getirmemesi lazım. Çünkü böyle olunca insan aradan çıkıyor, mekanik bir hareket haline gelmeye başlıyor. Mailler kontrol edilecek iş gibi. Evet. Ben kontrol edemiyorsam bu işi sen yap. Bu iş artık. Evet. Yapılması gereken şey araç amaç haline geliyor. Araç neydi? Normalde e-mail dünyayla iletişimimi sağlayan, iletişimimi geliştiren, kalitesini arttıran, güzelleştiren bir araç. Ama bir süre sonra e-maillere bakmak ve e-maillere cevap vermek için yaşıyor olmak, ben yaşamıyorsam da birisi cevap versin noktasına gelmek, orada işte hayatla alakalı anlam ilişkisini kuramama gibi bir öldükten sıkıntı var. Öldükten sonra da bunu bir takvime bağlamak değil. Tabii işte diyorum ya iş gibi, sorumluluk gibi almış. Dolayısıyla öldükten sonra da devam ettirsin birisi istiyor. Burada işte hayata karşı bir yanlış bakış da söz konusu. Arkadaşım hangi niyetle yaptı bilmiyorum ama iyi de olabilir. Dediğim gibi ilişkiyi sağlıklı bir şekilde sonlandırmak anlamında ama kendisini aşan bir sorumluluk haline getirdiyse sıkıntı olabilir. Hocam aslında bir şey sormak istiyorum tam bu noktada. Çiçeklerimi sula ile bir farkı var mı sizce? Çünkü ikisi de hani geride bırakılan bir şeyin öyle bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Bir sorumluluğu yüklenme ya da aklının bir şeyde kalacağını belli ediyor.
çok da bir fark yok gibi. Sadece biraz da bana da biraz tuhaf geldi ama net olarak sizce hani o davranış biçimleri arasında bir fark var mı? Tabii ben zaten yazıda ondan da bahsediyorum. Yani çeklerimi sula gibi bir vasiyet bu esasında. Çeklerle özdeşleşmiş gibi hayatının bir parçası yapmış. Bunda doğrusu devam etme anlamında baktığımızda ilişkiyi sonlandırma anlamında çok problem yok. Ama o devam etsin diye bakılırsa orada bir problem var. Çünkü sanal hayatımız var ama sanal hayat hiçbir zaman gerçek hayat olmayacak. Bunu biz biraz kaçırıyoruz gibi. Sanal hayat gerçek hayatımızın ortasına oturdu, yerleşti ve bütün hayatı kendi etrafında döndürmeye başladı. Çiçek ne olsa gerçek bir şey. Ve insanın kendisi yaşamıyor olsa bile yaşayanlara bir şekilde faydalı olabilecek bir şey. Ama benim şahsi kişisel hesabım, hiç kimseye ben öldükten sonra çok yakınım değilse. Çiçekle bir bağ kurabiliyorsunuz ya da bir köpekle, bir kediyle. Evet. Aynı şeyi mail adresiyle ya da başka bir hesapla, başka bir mecra ünlüyle biraz daha soyut ve kavram olarak belki de geride bırakanların anlayamayacağı bir şeyle yapabilecek miyiz? Evet. Ya psikolojik açıdan buna bakacağız. Hani neden böyle insan davranıyor? Belki çok anlamlı bir şey de olabilir arkada bıraktığı şey ki devam etmesini isteyebilir. Teknik olarak da hani bu dijital miras konusunu Hakkı hocamıza sormak istiyorum. Teknik olarak bunu nasıl bırakabiliriz? Nasıl birisini devredebiliriz? Ne yapmak lazım? Konunun teknik olarak iki boyutu var. Bir, size ait olan şey ne ve nerede duruyor? Ve siz o şeyleri, bunlar fotoğraf olabilir, Facebook'ta paylaştığınız şeyler olabilir, Twitter'a koyduğunuz mesajlar olabilir, Twitter'a koyduğunuz fotoğraflar olabilir. Bunların sizden sonra mülkiyet hakkı kime geçecek? Bu sevgili hocalarımızla işin hem psikolojik tarafını hem hukuki boyutunu tartışacağız ama teknik olarak birinci sorun çözülmeye başladı gibi. Geçen sene hatırlayacaksınız, Facebook'ta, Twitter'da oraya koyduğunuz her şeyi bir şekilde download etmeyim, toptan download etme imkanı veriyor artık size. Ha, sizi masa üstüne indirebilirsiniz. Yani diyelim ki son 4 yıldır Facebook'a yüzlerce fotoğraf koydunuz, binlerce yazı koydunuz ama bir noktada istiyorsunuz ki ben arkadaş sana verdiğim her şeyi geri istiyorum. Silmeden istiyorum. Ne vermişim bir bakayım. Benim malım değil mi? Yani onları kendi masa üstümde toplu halde görmek istiyorum. Bunu yapabiliyorsunuz. Twitter'da buna izin veriyor, Facebook'ta izin veriyor. Fakat işin diğer sorunu, yani ben gittikten sonra acaba oraya koyduğum fotoğraflar kimin olacak? Eşim ve hukuki mirasçılarım onları nasıl alabilirler? Çünkü parola size ait. Evet. Sizin kullanıcı adınız ve parolanızı bilmiyorsam, ben sizin hukuki mirasçınız bile olsam nasıl erişebilirim? Mümkün değil. Belki şu olabilir, mahkeme kararıyla YouTube'a diyebilirsiniz ki benim kocam ünlü bir video sanatçısıydı. Şöyle şöyle videolarda size koydu ama şimdi başka bir kopyası yok. Ve bunları başka surette satmak istiyorum. YouTube'da daha fazla durmasını istemiyorum. Bunların mülkiyeti bana geçti. Sen bunları sil dersiniz. Haftalarca, aylarca, yıllarca devam eder. Bir sürü prosedürü var. Sorarız falan. Ama bunun da önüne geçmek için üçüncü kişiler yeni siteler ve yollar kurmaya başladılar. Bu siteye girip mesela yapabileceğiniz birkaç şey var. Bütün bunları ben öldükten sonra şu da kullanabilir. Ona erişim verebilirsin. Veya şu tarihten sonra bu fotoğrafları sil. Şimdi mesela gençken, üniversite öğrencisiyken YouTube'a koyduğunuz arkadaşlarınızla Antalya'da Bodrum sokaklarındaki eğlenceli bir video. Belki şu anda sizin için çok sakıncalı değil. Orada dursun, arkadaşlar bakıyor, gülüşüyoruz. Ama 5 yıl sonra iş aramaya başlayacaksınız ve o sizin muhtemelen işverenleriniz tarafından da görecek. Ben bunun diyelim ki fotoğraflarımın, videolarımın şu kadar süre sonra silinmesini istiyorum. Ha, illa ölmenize gerek yok. Yani. İlla ölmenize gerek yok onları ortadan kaldırmak için veya indirmek. Bunun için de üçüncü kişiler programlar geliştirmeye başladılar. Yani bu sorun, dijital miras sorunu, sanal alemdeki varlıklarımızın nasıl yönetileceği, nereye konulacağı sorunu ciddi bir boyut kazandı. Hem teknoloji ağırlıklı çözümler üretiliyor, hem de belirli bir şeyde hukukçular bu işe çözüm bulacaklar. Çünkü ortada hukuk yok.
Tam orada hocam, o zaman Tuğsan Bey'e soralım. Hukuki evet. olarak belki şeyi mi tanımlamak lazım? Bu miras ne demek? Hani bu işte bizim Facebook'ta paylaştığımız bir fotoğraf başkasında bir miras olarak kalabilir mi? Belki böyle bir teknik soruyla başlayabilir hukuki olarak. Şimdi aslında olayı biraz daha global çapta değerlendirmek lazım. Kanuni bir düzenleme olabilmesi için mutlaka ama mutlaka öncelikle bir toplum algısının buna ihtiyaç duyması lazım. Şimdi miras kavramı hem dünyanın çeşitli ülkelerinde hem bizde medeni hukuk çerçevesi içerisinde düzenlenmiş, vefat edenin, miras bırakanın, mal varlığının tereke olarak adlandırılıp paylaşımının nasıl yapılacağı bir düzleme oturtulmuş. Ama işin dijital kısmı, yani internet üzerinde bulunan veriler, oradaki mali değeri olan şeyler ya da hiçbir mali değeri olmasa bile günlük, not defteri, anı defteri, yani kişisel olarak kendi odasında kendi şahsi eşyaları gibi görülebilecek herhangi bir şey. Örneğin dijital bir kütüphane. Bunlar miras olarak bırakılabilmeli mi? Bırakılmalı ise nasıl yürümeli? Aslında şu an itibariyle hukuk camiasının bilişimle alakalı kısmında da cevap aranan şey bu. Tartışılıyor değil mi? Tüm yani uluslararası düzlemde zaten buna ilişkin net bir kanuni düzenleme yok. Yani sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de yok. İşte burada çeşitli kurumların bireysel uygulamaları devreye giriyor. Birkaç sene öncesinde Amerika'da şöyle bir olay cereyan etmişti. Irak'ta bulunan bir Amerikalı askerin, yanılmıyorsam ki intihardı. İntiharı sonrasında aile bunu merak etti. Nedenini araştırmaya çalıştı. Ve bir mail hesabı bulunan, aynı zamanda içerisinde oyun da oynanabilen bir mecra ile bu konuda iletişime geçti. Şimdi söz konusu kurumdan gelen cevabi yanıt, biz böyle bir veriyi size veremeyiz. Çünkü bu kişisel verilerin gizliliği niteliği itibariyle maddi bir kazanıp olup olmadığını tam olarak net bilmiyoruz ama size bunun şifrelerini yahut erişimini vermemiz için bir mahkeme izni getirmeniz gerekiyor. Aile bunu aldı ve o şekilde hesaba erişti. Ve ailenin aslında orada asıl aradığı şey söz konusu ölüme neyin sebep olduğu konusunda bir ipucu elde etmekti. Yani yakaladılar mı? Bir ipucu yakalayamadılar benim bildiğim kadarıyla. Yani herhangi bir şeye erişemediler. Ama bu da bize şunu gösterdi. Şimdi birkaç sorunsal çıkıyor. Birincisi hukuki düzlem biraz daha ülkesellik prensibi gereği daha lokal. Ama internet, söz konusu mecralar çok daha global. Bizi bir anda birbirimize bağlayabiliyor ama çok çok farklı yerlerden. Yani burada da ortaya şu çıkıyor. Örnek veriyorum, Türk bir arkadaşlık sitesinde benzeri bir olay cereyan etseydi ne yapabilirdik? Firmaya bir başvuru yapardık. Firma bu başvuruyu kabul edebilirdi yahut bizden belli başlı evraklar isteyebilirdi. Derdi ki yani bu kişinin doğum belgesi var mı? Ölüm belgesi var mı? Veraset ilamı, yani yasal mirasçı olduğunuzu gösteren, noterden çıkartabilen ya da noterden alınamayan dönemde mahkemelerden alınabilen kararınız var mı? Yani bize yazılı bir evrak ibraz edebiliyor musunuz? Hakkı hocam sözünüzü kesmek istiyor ama hukukçu olunca insanlar çekiniyor tabii. Estağfurullah. Avukatlara fazla. Hayır, kesmek için değil. Bu konuda yani iş ciddi de olabilir. Yani hukuki cinayet ortaya çıkabilir. Mesela bu yardımcı pilot, ikinci pilotun e-mail hesaplarına birinin bakıyor olması lazım geçen şu sırada. Geçen hafta olan. Geçen haftaki bu Alman pilotun birinin bakıyor olması lazım. Nasıl evine girip adamın bugün arama yaptılarsa ve orada uçak şirketine vermediği sağlık raporu, çalışamazsın raporu ortaya çıktı ise bunun herhalde bir benzeri, bir başka şeyi internette, ne bileyim Hotmail'de, Gmail'de bir yerde duruyordur. İşte hocam sözünüzü kesiyorum ama oradaki kıstası da şöyle adlandırabiliriz farklılığı. Şimdi bir tarafta bir araştırma yapan bir kolluk birimi. Yani bir emniyet, bir polis yahut söz konusu araştırmayı yapan bir büro, emniyet içerisinde bulunan. Bir tarafta da hiçbir adli olay yok. Sadece bir mal varlığı var. Yani üçüncü bir kişi var. O dediğiniz araştırmayı tabii ki yapmak mantıklı. Hatta çoğu şeyin çözümünde de bir şey ifade edebiliyor. Veri elde edebiliyorsunuz. Tabii. Bir ipucu yakalayıp devam edebiliyorsunuz. Bir IP adresinden kişinin suç işlediği, isnadı olunan kişinin adresine ulaşabiliyorsunuz. Yani dediğiniz gibi ipin tabii ucunu bir yerden yakalayabiliyorsunuz. Ama şirketlerle ortak çalışmak gerekiyor değil mi hocam? Büyük, vermek istemezse gayet de vermek. Mesela şimdi Alman polisinin YouTube'a
Hotmail'e başvurup bu pilotun e-mail hesaplarını görelim. Son ne bileyim yani 6 aydır 7 aydır kiminle ne konuşmuş diye bakalım dediği anda bir Amerikan firması olarak Hotmail'in veya Microsoft'un Alman makamlarından gelecek herhangi bir belgeyi, hangi belgeyi kabul edecekler? Uluslararası, yani dünya bir hem bir taraftan küçülüyor hem de işler ciddi şekilde zorlaşıyor. Doğru, doğru. Ben de katılıyorum. Karmaşıklaşıyor, evet. Peki burada o şeyi sormak istiyorum Mehmet Hocam. İnsanlar neden, biraz önce kuliste de söylediniz, herkes hani mahrem şeyler de olabilir orada. Tabii, bunları tabii. Nasıl oraya koyar veya başkasını devretmek ister hani? Tabii, bu konuda dijital mirastan bahsediyorsak esasında dijital vasiyetten de bahsetmek lazım. Yani bir insanın hakikaten bu arkadaşımızın yaptığı gibi bir vasiyet bırakması lazım. Çünkü bir gerçek var hayatımızda, doğuyorsak öleceğiz. Ve bu ölümün evet. Ne zaman geleceği de belli değil. Bu sene 250 bin Facebook kullanıcısı ölecekmiş. Yani. Öyle mi? Tabii kesin olan bir gerçek var. De var. Evet. Ama bunu pek görmek istemiyoruz. İstemiyoruz. Doğarken ya da yaşarken iyi de sonuna ilişkin hiçbirimizde o konuyu açma isteği yok. Tabii, ya da bir önlem alma arzusu pek yok herhalde. İşte insanın temel meselelerindendir. Ölüm korkusuyla alakalı barışmış olmak. Çünkü ölümle barışmak hayatta barışmanın bir gerekliliğidir. Ölümle barışamayan insan hayatta barışmaz. Bu anlamda ne zaman öleceğimizi bilmiyorsak ve ölüm muhakkak gelecekse kaçınılmaz olarak... Bizim bir hazırlığımızın olması lazım. Her türlü hazırlığımızın olduğu gibi dijital hayatımızla alakalı da bir hazırlığımızın olması lazım. Çünkü hakikaten gerçek hayatımız kadar var olduğumuz, gerçek hayatımız kadar vakit geçirdiğimiz bir alan. Dolayısıyla mesela e-mail hesaplarımız olsun, diğer hesaplarımız olsun, kendimize özel, kimsenin görmediği, görmesini istemediğimiz alanlarla alakalı bir klasör oluşturmamızda, özel e-mailleri, özel hesapları, özel bilgileri orada saklamamızda ve dijital vasiyetimizde bunu belirtmemizde fayda var. Çünkü çok meşhur bir rahibin yıllar yılı günah dinlemiş, insanların günahlarını dinlemiş bir rahibin bir ifadesi var. Diyor ki 40 yıldır ben diyor günah dinliyorum, insanlar bana günah çıkarmaya geliyorlar. İki şey öğrendim diyor. Birincisi diyor kimse sandığımız kadar masum değil. İkincisi diyor büyümüş insan diye bir şey yoktur. Herkes çocuk ve çocukluk yapıyor. Dolayısıyla insanın gelişim evreleri var, gelişim dönemleri var. Hocamın dediği gibi 5 sene önce, 10 sene önce olan şeyi bugün keyifle hatırlasa bile 2 sene sonra utanarak hatırlayabilir. Dolayısıyla hatalar yapılır. Gerçek hayatta yaptığımız gibi dijital hayatta da yapıyoruz. Ama dijital hayatta silinmiyor hatalar. Gerçek hayatta unutuluyor, kaybediliyor, izleri siliniyor. Ama dijital hayatta bunu silmek zor. Dolayısıyla böyle olmasın için hakikaten özel hayatımızı koruyabileceğimiz bir imkan oluşturmak lazım dijital hesaplarımızla alakalı. Evet. Bu hayatla olan hayat anlamlandırma sürecimizde önemli bir yer ama bunun için önce ölümle barışmamız lazım. Ölüme hazırlanmamız lazım. O zaman hocam direkt soralım şu anki var olan şirketler böyle bir özellik sunuyor mu? Var mı biz? Şimdi yeni bir şey başladı. Yani dijital vasiyetimizi yapabileceğimiz. Dijital vasiyetname bırakabileceğimiz bir şey. Firmaya diyorsunuz ki Facebook da kabul etmeye başladı. Daha doğrusu üçüncü bir firma Facebook için bu tür başvurular kabul etmeye başladı. Benim Facebook'taki bütün fotoğraflarımı 5. yılı veya 3. ayı dolunca sil. O konuda dünyada teknoloji üretenler ikiye ayrıldılar. Silme yanlıları, bir de koruma yanlıları. Şimdi ilk bakışta sana ne benim malım silinsin istiyorum diyebilirsiniz. Ama mesela bir örnek vermek istiyorum. Genç arkadaşlarımız hatırlayacaklardır izleyicilerden. Bundan 5-10 sene önce GeoCities diye bir program vardı dünyada. Yani MSN'in öncesi, ne bileyim Facebook, daha Facebook'u yapan çocuk o zaman çocuktu. Evet. Okuma yazma bile bilmiyordu henüz. Herkesin GeoCities'de bir kişisel blog gibi bir şeydi, şey vardı. İlk blog örneği falan Yahoo işletirdi. Orada herkesin bir sitesi vardı. Şimdi tamam silinmesini istiyorsan silelim ama o kadar ilkeldi ve öyle bir gelişme gösteren bilimsel hazine ki bugün ona bakarak biz dijital ortamın nasıl geliştiğini bilebiliriz. Bunun kurallarını ortaya çıkartabiliriz, bunu bilim haline getirebiliriz. Oradaki fotoğraflar çok ilkel, grafikler çok ilkel. Hatırlayacaksınız animated GIF vardı. Bir devamlı birisi bir şey vururdu. Saatlerce onu seyrederdik. Video imkanı yoktu daha çok keyifliydi internette. Belki daha keyifliydi ama onları saklamak yanlısı olan bir akım var. Bunların geliştirdiği iki program var dünyada. Birisini siz harekete geçiriyorsunuz, diğerini
Onlar zaten yapıyorlar. İnternet arşivi diye bir kurum. 1993'te başladı galiba. O günden bugüne internetteki her varlığın bir kopyasını bir yere saklıyorlar. Çünkü siz istediğiniz kadar silin sayın hocam, silin deyin. Hukuken bu benim malım, silin deyin. Ama internette bir kere gösterdiniz mi birine, birileri de onu saklayabilir. Bir de böyle bir problem var. Tabii. Yani bir kere gördük mü sizi o Bodrum'daki eğlenceli halinizde, hele de tanıyorsam, ebediyen saklayabilirim. Ne zamana kadar? Siz filanca bankaya başvuruncaya kadar. Sonra da onu, sizin işe girmenize engel olmak istiyorsam, muhtemelen işverenize gönderirim. Yani hem kötüye kullanma imkanı var, hem bir taraftan saklanarak bilime, gelişmeye hizmet etmesine yardımcı olma ihtiyacı var. Dolayısıyla mesele gene hakikaten dönüyor dolaşıyor. Bir psikolojinin alanına giriyor, hukukun alanına giriyor. Yani teknoloji burada ikisini de sağlıyor size. Girin, bir firmanın adını vermek istemiyorum çünkü şu anda canlı ama çok kolaylıkla bulunabilir. Orada kaydolun, deyin ki Facebook'taki resimlerimi 5 yıl sonra sil. Vay hay hay. Yani şey sunuyor. Ama Facebook'taki resimlerin silinmemesi lazım. İsterseniz silin, gene birileri onu saklıyor olacak. Sorun dediğim gibi şöyle çok boyutlu. Site sizinle belli aralıklarla yazışıyor. Eğer bu yazışmalara karşılık verilmezse ölmüş olma ihtimalinizi göz önünde bulundurup daha önce belirttiğiniz kişilere iletişime geçiyor. Evet. Hayatta olup olmadığınızı kontrol ediyor. Eğer öldüyseniz daha önce tanımadığınız kişilerin içerisinde e-posta hesaplarınızı ve şifrenizi içeren dijital mirasınız bırakılıyor. Evet. Böyle bir uygulama varmış mesela. Bir de ben sizin programa davet aldığım zaman incelemeye başladım. Bir Amerika'da bir hukuk firması da şey geliştirmiş. Online vasiyet oluşturma. Oraya bütün hesaplarınızın numaralarını falan yazıyorsunuz. Sonra o firma onu benim hukuki mirasçıma verecek. Size başvururken işte kocam öldü, karım öldü diyecekler. Siz de firma olarak peki kocanızın Twitter parolası şuydu diyeceksiniz. Hukuk bürosu gibi çalışacak. Evet. Bir hukuk bürosu. Evet. Normal bildiğiniz miras işleriyle beraber entegre olacak o zaman. Evet. Yeni bir iş kolu belki de. Aslında bunu şu an itibariyle Türkiye'ye de entegre edebiliriz. Yani Türkiye Gov.tr denen devletin birçok veriye devlet online olarak ulaşabildiğimiz bir alanı var. Mesela bunun içerisinde bizim kullandığımız avukat portal var. Yani bir dava içeriğine ilişkin bir dilekçeyi eskiden fiziki olarak götürmek zorundayken şu an itibariyle hemen dijital olarak imzalayıp, dijital imzamı atıp, gerçek imzamla aynı sonucu doğuran şeyle birlikte mahkemeye gene ibraz edebiliyorum, iletebiliyorum. Süper bir fikir verdiniz. Burada devlet işleten yetkililere buradan duyurumuz. Olması da aslında çok mantıklı. Yani şöyle düşünün. Şimdi mobil imza gibi şeyler zaten hepimiz için olmaya başladı. Neden bu dijital imzamızla sadece bir avukatın yahut e-devlet parolası alıp oradaki verileri gören insanın haricinde başka biri daha faydalanmasın? Tabii. Ya da neden bir dijital imza alıp onunla bir vasiyetname düzenleyip birisine hitaben gönderemeyelim? Yani ben bir mahkeme dosyasına bunu gönderebiliyorsam, örneğin sizin devlet kanalındaki resmi e-postanıza bunu da gönderebilmeliyim imza olarak. Çok doğru. Ve siz yasal olarak bu konuda bir hukuki hizmet veriyorsanız yahut avukat sıfatınız varsa bunu da arşivleyip saklayabilirsiniz. Peki ilk önce dijital miras kavramının tanımlanması gerekir. Ne dijital mirastır, ne değildir mesela? Aslında miras kavramından girip oraya bağlamam daha sağlıklı olabilir. Vefat edenin arkasında bıraktığı edinimler. Yani bu hepimizin bildiği kavramıyla ev, araba, para vesaire vesaire gibi düşünebiliriz. Bir domain adresi mesela nedir? Dijital miras mıdır? O da bir dijital mirastır. Oradaki esaslı ayrımı da şöyle değerlendirebiliriz. Bir alan adını aldık. Söz konusu alan adı internet camiasında jenerik olarak bahsedilen bir alan adı olabileceği gibi ileride değerlenebilecek bir alan adı da olabilir. Yani marka değeri olabilir, o terim ileride patlayabilir. Yani şunun gibi düşünmek lazım. Hatırlıyorsanız bir ara bir altın çilek furyası vardı. Siz bunu 5 sene öncesinde fark edip o domaini alabilirdiniz, alan adını alabilirdiniz. Şimdi şirketler bakımından Türkiye'de de artık girişim babında düşük maliyetlerle yapılan projeler çok daha büyüdü ve inanılmaz bir mali döngüsü oldu. Şimdi şirketler bakımından bu daha kolay. Gittiniz bir alan adını aldınız. Şirket sahibi, şirket hissedarı vefat etti. Geriye ne bırakmış oldu? Şirket hisselerini, şirketin mal varlığı değerlerini, şirketin arabasının sözleşmesini ama alan adını da bırakmış oldu. Alan adını da bıraktı, değil mi? Otomatikman bağlamış oldu. Ama işin içerisine bir şirket olmayıp da şahıs girdiği zaman, yani örneğin benim şahsen almış olduğum bugüne kadar 30'un üstünde alan adım var. Tabii. Kullanmıyorum
Ama seviyorum artık. Hobi mahiyeti. Patlamasını bekliyorsunuz. Değerlenmesini bekliyorum. Biraz daha altına yatırım gibi düşünebiliriz. Tabii. Şimdi bu alan adı, hocam biraz önce söyledi ya, her canlı bir yerde ölümü tadacak diye. Şimdi benim vefatımda, ki inşallah olmaz ama sonsuza kadar kalır. Yakın zamanda. Benim vefatımda bu alan adı ne olacak? Şimdi otomatikman burada şu devreye giriyor. Ben bunları Türkiye'deki bir firmadan mı aldım, yurt dışındaki bir firmadan mı aldım? Bunu söylememin sebebi de erişim ve ulaşım. Türkiye'deki bir firmadan aldıysam, mirasçılarım, bu biraz önce bahsettiğim çeşitli evrak prosedürlerini ufak tefek atlatıp gidip başvuracak. Diyecek ki ben bu kişinin mirasçısıyım kanuni olarak. Onun da bana devretmelisin. Niye? Söz konusu edinimin mali bir geleceği de olabilir ileride. Tabii. Manevi bir anlamı da olabilir. Tabii. Yani şunu da yapabilirsiniz. Nişanlınızla kendi adınıza yönelik bir domain de alabilirsiniz. Şimdi hukuki olarak bunu yapabilir miyiz? Böyle bir şey olsa hani mahkemeler bunu kabul ediyor değil mi? Yani başvuruyor mu? Bu konuyu evet çözüme sunabilir mi? Çözüm getirebilir mi böyle bir başvuruya? Oradan alınan şimdi... Böyle bir örnek dava var mı mesela? Hani şu an... Benim gördüğüm şu ana kadar yok ama çok güzel bir noktaya değiniriz. Neden? Ben evrakla başvurudan bahsediyordum. Velev ki firma bunu vermedi. Evet. Ne yapacağız? Şimdi bu durumda şunu yapmamız gerekiyor. Ya da mirasçılarla kavga ettik. Ben kardeşimle anlaşamadım. Evet. 3 tane mirasçı tabii var şimdi. Bir tane domain var. Ne yapacağız? Şimdi örnek durum. Mirasçılar anlaşamadı. Normal miras hukukunda olduğu gibi söz konusu anlaşamama yönelik olarak ya anlaşın, kanun bize bunu söylüyor, ya da söz konusu şeyin taksimini yapılamayacak bir şeyse sattırın bedelini anlaşın. Tabii. Yani bu paylaştırılan mal varlığı olarak değerlendirdiğimiz zaman bir dava açmamız ve onu bu tereke dediğimiz o paylaştırılan mal varlığı içerisine koymamız lazım. Diyelim ki koyduk. Birden fazla sorun aslında burada başlıyor. Dijital bir verinin maddi değerini kim belirlemeli? Şimdi Türk hukuk sisteminde bilirkişi kavramımız var. Açık konuşmak gerekirse bizdeki kavram biraz daha Almanya'daki kavramı andırıyor. Hakim yardımcısı gibi. Teknik bir konu haricinde çok konu hakkında bir kişiye başvurduğunuz zaman bunun anlamı hakim yardımcısı oluyor benim nazarımda. Böyle bir durumda miras paylaşımını yapacak bilirkişi lazım. O bilirkişinin dijital bir veriyi aynı zamanda değerlendirebiliyor olması lazım. Ya da birden fazla bilirkişiye ihtiyaç var. Örneğin bir fenomensiniz veya bir kanaat önderisiniz. Milyonlarca takipçiniz olan bir hesap var. O hesap birine geçecek veya devam ettirildiği zaman çok etki doğurabilir. Nasıl geçecek değil mi? Yani bu konuda da teknik tabii sorunlar olabilir. Hem hedef kitleyi belirlemesi lazım, hem mali değerini belirlemesi lazım ya da manevi anlamı olup olmamasını belirlemesi lazım. Bunun için de bu alanda, bilişim alanında mirasla bunu bağdaştırabilecek teknik bilgi sahibi olan kişiye ihtiyacımız var. Kanaat önderi olarak kendi adınızı aldınız bu siteyi. Kanaat önderi kişi sizsiniz çünkü. Evet. Ama sizin arkanızda diyelim ki bir dernek var, bir ne bileyim grup var, bir camia var. İsim sizin hukuki mirasçılarınıza mı ait yoksa o camiaya mı ait? Ortaya böyle bir şey çıkacak. Doğru. Sorular çıkacak. Doğru. Sorular çıkacak. Yani ve buna hukuk henüz hiçbir çözüm getirmiyor. Bildiğim kadarıyla hiçbir ülkenin dijital miras yasası yok henüz. Herkes mahkeme kararıyla idare ediyor. Bir süre sonra zannediyorum ya Türkiye Büyük Millet Meclisi ya ne bileyim Fransız Parlamentosu ya Amerikan Kongresi birisi harekete geçecek kendi ülkesi için. Ve bir süre sonra da Avrupa Birliği filan buna bir uluslararası şey getirecek. Hocam bizde böyle neden olmasın mesela? İlk neden biz olmayalım? Olabiliriz, olunabilir. Hatırlayacak İspanya olmak üzere bu konuda. Size bir olay mutlaka hatırlıyorsunuz. Bundan 4-5 ay önce İspanya'da bir grup mahkemeye başvurdu. Google arama yapıp da bulduğu şeylerin endeksini oluşturmuyor mu? Web sitenizin bir yerine Google'a hitaben veya Bing'e hitaben veya benzeri arama motorlarına, firmalarına hitaben bir dosya koyardınız eskiden. Bu siteyi endeksleme diye. Şimdi ona hiç kimse riayet etmiyor. Dolayısıyla ister isteme gelip siteni endeksliyorlar. Şimdi adamlar da diyor ki kardeşim bu benim 5 sene önceki firmamın sitesi. Sen bunları unut. Google unutsun bu endeksleri. Unutma hakkı diye bir şey. Evet, unutma hakkı diye bir şey. Google hayır efendim dedi. Ben bunları unutmam. Ben zaten unutuyorum. Siliyorum endeksten eğer varlık ortadan kalktıysa. Ama bu varlık ortadan kalkmamış orada duruyor. Ama senin 5 yıl önceki durumunu yansıtıyor. Ben ne yapayım? Sen 5 sene önce çok kötü bir sanatçıydın. Dolayısıyla bu kötü videoları yaptın.
Şarkıların iğrenç, sesi detone. Ama şimdi sen istedin diye ben bunları silemem. Onlar orada duracak dedi, maalesef. Google dedi. Google dedi. Avrupa Birliği, biz bu konuda kararımız yok, hükmümüz yok, kanun yok ortada dedi. Bir İspanya mahkemesi, yani küçük bir mahkeme Google'a şey gönderdi, karar gönderdi ki sen bunları sileceksin diye. Şimdi Google ne yapacak? Silecek mi, silmeyecek mi? Ben Amerikan firmasıyım, İspanyol mahkemeleri bana sil veya silme diyemez. Aslında hocam bunu da söylememesi lazım. Ben bahsettiğiniz unutulma hakkına ilişkin bir makale yazmıştım. Orada da esaslı olarak şuna değinmiştim. Şimdi bahsettiğiniz Amerikan menşeli bir firma. Kişisel veriler de var. Google bahsedilen hukuki müracaat sonrasında bir açıklama yaptı ve dedi ki söz konusu başvuruları ben kendi içimde değerlendireceğim. Bir süzgeçten geçireceğim ve ona yönelik olarak bazı verileri kaldırabilirim. Kaldırmaya da bilirim. Benim inisiyatifimde yine bahsettiğiniz gibi. Evet. Şimdi buna ilişkin inanılmaz bir başvuru yoğunluğu oldu benim bildiğim kadarıyla. Tabii. İnanılmaz bir yığın oldu. Tabii. Unutulma hakkıyla alakalı değil mi? Evet. Ama şunu da düşünmek lazım. Her ne kadar bir ülke menşeli olsa da hizmet alanı çok geniş. Yani siz bir meydandaki bir dükkan değilsiniz. Ya da franchise verilen bir marka değilsiniz. Yani Pakistan'a da ulaşıyorsunuz, Fransa'ya da ulaşabiliyorsunuz, başka yerlere de ulaşabiliyorsunuz. Yanılmıyorsam Google olması lazım. Fransa'da ilk temsilcilik açtığı dönemde Google yahut Twitter hocam yanlış hatırladım. Twitter Fransa'da ilk temsilcilik açtığı dönemde inanılmaz bir tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldı. Twitter üzerinden yapılan eylemlere, fiillere ilişkin. Ve belli miktarda da ödedi. Bunun sebebi de Fransa'ya temsilcilik açması. Halbuki hiç açmasaydı, Amerika'da olsaydı söz konusu şey muhatabı belki olmayacaktı. Yani yerel bir mahkeme kararı veremeyecekti. Evet. Sonuçta bütün sorunlar hep bu şirketlere dayanıyor bir şekilde. Hocam güzel bir yerden başladı aslında Mehmet Hocam. Bu unutulma isteği. Evet. Evet bazen hani öldükten sonra unutulmak isteyebiliriz. Bazılarımız unutulmak istemeyebilir. Ölümsüzlük hani duygusu vardır ya bir eser bırakarak. Bu herhalde insanın yaratılışında var. Tabii. Bu dijital miras konusunda biraz da böyle bakmak lazım belki de. Ölümsüz kalmak da isteyebiliriz. Çocuklarımız, torunlarımız bizi görsün veya ünlü biriysek işte eserlerimizi görsün diye düşünebilir miyiz? Çoğumuz isteriz bunu. Yani ideal olan ölümle barışmak, kabullenmek ve bir şekilde bu dünyadan gitmeyi kabul etmektir ama insani olan ben ölsem de bedenim gitse de varlığım bir şekilde isimle, eserle devam etsin bu şeklinde. Bu insani bir şey ama yani. Çok insani bir şey. Dediğim gibi ideal olan çok farklı, çok insani bir şey. Hepimizin ihtiyacı. Hepimiz bir şekilde istiyoruz. Yani kendi kendimize kaldığımızda, ölümü düşündüğümüzde bedenim gitsin ama insanlar beni hatırlamaya devam etsin. Hani Aşık Veysel diyor ya dostlar beni hatırlasın diye. Hakikaten dostlar bizi hatırlasın istiyoruz. Bu anlamda en yakınlarımıza bir şey bırakmak isteriz. Ama burada işte bu miras dediğimiz şey edinim dediniz ya. Edinimler noktasına bir vurgu yapmamız lazım. Şöyle ki normalde edinim nedir? Maldır, mülktür. İşte eskiden şeref itibar derlerdi. Şunun oğlu, bunun kızı vesaire olmaklık çok önemliydi. Şu anda yatırım çok ciddi anlamda teknolojiye yapılıyor. Dolayısıyla edinimler de oradan geliyor. Ve bırakılan da teknolojik bazı şeyler. Şeyler diyorum çünkü adını koymak çok fazla mümkün değil. Ama burada bir noktayı sorgulamak lazım. Bu bıraktığım şeyler ne kadar anlamlı? Ben böyle mi hatırlanmak istiyorum? Yani unutulma hakkında esasında o da var. Ben böyle mi hatırlanmak istiyorum? Üzümde mesela, o var ya diyorsun. Tabii ben büyük dedemin 1936'da sabah kahvaltısında ne yediğini bilmiyorum. Ama Facebook sayesinde bizden sonrakiler dedelerinin kahvaltıda ne yemiş, şu gün ne düşünmüş, bugün ne yapmış gitmiş, vesaire. Nereye gitmiş, ne giymiş. Her şeyini çok detaylı bir şekilde öğrenecekler. Ama ne kadar anlamlı bunu bir sorgulamamız lazım. Dolayısıyla bırakırken, hayatla bağımızı kopartırken, ismimiz bir şekilde devam etsin isterken nasıl devam etsini de bir kurgulamamız lazım. Yani ben miras bırakıyorum. Beni bu şekilde hatırlayacaklar. Nasıl hatırlayacaklar? Kurgulayalım hocam. Kurgulayalım şimdi. Orada dijital işte, mirasımızı nasıl bırakalım? Hani insani açıdan. O tamamen kişinin hayatı nasıl anlamlandırdığıyla alakalı. Yani benim anlam dünyamda hayat nasıl yaşanmış, nasıl yaşanmalı? Ona göre ben ne bırakmak istiyorum? Nasıl hatırlanmak istiyorum? Onunla alakalı işte bir düşünme lazım. Şimdi hukukla alakalı boyut bahsettiğiniz çok geriden gidiyor gelişmenin. Psikolojiyle alakalı boyut da aynı şey şekilde geriden hocam, gidiyor. Kesebilir miyim? Çok özür dilerim. Mesut Bostaş demiş ki e-mail, Facebook, Twitter gibi sahte hesaplarım miras kapsamında olduğundan emin değilim. Bence dijital devir veya dijital hatıradır. Evet.
Şimdi ama hemen sevgili Mesut Bostaş'a şunu hatırlatmak lazım. Diyelim ki bir video çektiniz. Ve diyelim ki bunu 250 bin kişi birinci gün, 2,5 milyon kişi ikinci gün, 14 milyon kişi de üçüncü gün seyretti. Tamam. Şimdi bu video kendi içinde bir değer oldu. Ve ben bu videoyu belki de eşim öldüğü zaman onun adına bir film şirketine satmak isteyeceğim. Bu alenen miras. Ticari bir alenen kıymeti miras var diyorsun. Ve ticari kıymeti var. Manevi kıymeti de olabilir. Rahmetli ölmeden önce failleri nereye koydu ortada yok. Bulamıyoruz. Bir tek YouTube'da var. Ve benim YouTube'dan bunu indirmem ve silmem gerekiyor. Niye? Çünkü artık bir şirkete satacağım. Ama bir de üçüncü kişiler açısından bakmak. Örneğin o müziğe bir anlam yükleyip o müzik dinlediği zaman çok hoşuna giden, şimdi değil, ama aşkını pekiştiren insanlar da olabilir yani. Bilal hocam, yani bunu çok iyi anlıyorum ama. Getirmez onu, değil mi hocam? Bir taraftan da miras haktır yani. Dünyanın bütün kültürlerinde, bütün uygarlıklarda miras diye bir şey var. Ve bu kıymetli miras sizde ne kadar duygusal etki yaparsa yapsın, benim eşimin bu çektiği bu müzik videosu benim ve çocuklarımındır. Yani biz bundan para kazanacağız. Ne bileyim, onları belki okula göndereceğim bu video sayesinde. Tamam, bu şirketler bu şeyi veriyor zaten. Siz söylemiştiniz. Tabii. Bu konuda çalışmalar yapıyor. Hukuksal olarak da bir problem yok. Anladığım kadarıyla. Yok ama. Net bir düzenleme çerçeve net bir düzenleme de yok. Vermem dediği zaman vermez. Doğru. Geriden yani gidiyor. Sosyal bilimler şu anda fenli bilimlerin gerisinde gidiyor. Dolayısıyla belki bu konu hazır bugün gündeme gelmişken bir meseleyi daha düşünebiliriz. O demin bahsettiğimiz konu üzerinden. Yani ben nasıl hatırlanmak istiyorum meselesi. Evet hocam. Normalde teknoloji çok iyi de kullanılabilir, çok kötü de kullanılabilir. İlla kötü kullanılacak ya da illa harikulade çok iyi kullanılacak diye bir şey yok. Kötü kullanılması nedir? İnsanın hayatta ilişkisini, gerçek hayatta ilişkisini kopartıp tamamen dijital dünyaya yatırım yapması ve hayattan soyutlanması, her anını bir şekilde dijital hayatta da sanal hayatta da göstermeye çalışması. Bu sıkıntı. Ama bir de sağlıklı bir boyutu olabilir, çok iyi bir boyutu olabilir. O da nasıl olur? Bir kişi ölümden sonra nasıl hatırlanacağıyla alakalı, yakınların onu nasıl bilmesini istediğiyle alakalı dijital dünya üzerinden bir düşünce sürecine başlarsa ve bunun üzerinden ölümle Doğru. barışır ve nasıl hatırlanmak istediğiyle alakalı hayatına çeki düzen verirse, o zaman dijital dünya, sanal dünya bana harikulade bir iyilik yapmış olur aslında diyebilir. Siz bir öneri de sunmuş oldunuz değil mi? Tabii. Böyle yapalım diyorsunuz. Yapsak çok iyi olur. Hayatı anlamlandırma anlamında. Çünkü ölümle beraber en temel kaygılarımızdan bir tanesi anlam kaygısı. Bir şekilde anlamlı bir hayat yaşamak istiyoruz biz. Boşuna geçsin istemiyoruz. O yüzden işte hayat bir şekilde devam etsin hocam, istiyoruz. Hocam aslında bu tür şeyler hayatımızı kolaylaştırıyor ama bir yerde de zorlamıyor mu? Hepimiz insanız ve belli başlı hatalarımız oluyor. Tabii. Belli dönemler ilişkin. Bu hatayı hiç unutmayan bir mecra var. Bu bahsettiniz. Ve bu bizi yaralıyordu aslında. Tabii. Yani Tabii. şunu da siz o an itibariyle hissedebilirsiniz. Mesela arkadaşınız fotoğraf çekerken o anki kıyafetinizle, saçınızla, ya illa çok kötü bir şey olmasının ya da ileride utanabileceğiniz bir davranışın olması da gerekmiyor. O an itibariyle beğenmediğiniz bir kıyafetinizle fotoğraf çektirmek istemiyor da olabilirsiniz. Ve bunu yüklediği zaman unutmayacak. Tabii. Bu bir yerde karşınıza çıkacak. Ne kadar güzel söylediniz. İşte bu noktada insanın bir müdahalesinin mutlaka olması lazım. Ben böyle hatırlanmak istemiyorum deyip müdahale etmesi lazım. O gözle bir sosyal hayatına bak, evet. sosyal medya hesaplarına veya teknolojik hayatına bakması evet. lazım ki o elemeyi yapmadığı zaman tam dediğiniz gibi istediği istemediği her şey gündeme evet. gelir ve istemedikleri bir süre sonra o istemese bile hayat bitmiştir, bir şekilde varlığını sürdürür, devam ettirir. O yüzden işte farkındalık artarsa insan istemediklerini hayatından teker teker eleyip çıkartabilir. Yarın ölecekmiş gibi yaşayıp ona göre sosyal o ölüm farkındalığı ve, önemli. Işte, tabii. Önemli. Sanal hayatta da önemli. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani bence çok önemli bu nokta. Bir de şöyle bir konu var. Siz bu mirasınızı üçüncü kişileri de devretmiş oluyorsunuz. Şimdi şöyle biz işte Twitter, Facebook gibi hesaplarımızda oraya koyarak onları da aslında mirasa bir şekilde işte verir mi vermez mi bu tartışmayı yapıyoruz. Ve acaba verirse ne olur? Ortak ediyorsunuz. Ortak ediyorsun. Ya bu da ilginç bir durum aslında. Yani bir olarak kere, da belki ilginç. Bir kere internete koyduğunuz ve bir kere internet yoluyla erişilebilir hale geldiyse illa bir web sayfası olması şart değil. İlla Instagram'a koymanız şart değil. Yani web'e açık bir hard diskte duruyor ise. Tamam. Demin bir arkadaşımız soruyordu Twitter'da. Yani benim bu attığım mesaj da şimdi miras mı oldu diye. Evet. O da atmasanız oraya yazmasanız bile hard diskiniz web server olarak web'e açıksa birileri onu almış demektir.
Ama kim almış onu? Birileri almıştır. Birileri aldıysa paylaşıyordur. Veya alabilir değil mi? Alabilir. Hocam? Alabilir. Alabilir, mutlaka almıştır. Yani, alınabilirse mutlaka almıştır. Yani denemesi bedava. Yani kendi firmanıza, yani bu söze inanmayan birisi kendi firmasının herhangi bir ne bileyim bilanço kaydını, internete koymadık biz bunu dediği ama internete açık bir serverda durulan PDF dosyasını, PDF dosyasını arasın. Çünkü adını bir tek o biliyor. Bakın nasıl bulacak Google'da. Eğer hard diskte duruyorsa Google onu görmüştür. İlla web sayfası olması şart değil. Görmüştür, linkini almıştır. Eğer PDF falan gibi veya MP3 gibi bir dosyaysa kendisini de almıştır. Yani buna hakkı var mı? Bir mahkeme orada, yani Amerikan mahkemelerinde dava edebilirsiniz Google'ı. Fikir sen kamuya açtıktan sonra kamu bunu gelir alır. Hocam Amerikan mahkemesi demişken, çok affedersiniz lafınızı söyleyeceğim ama burada şunu girmek istiyorum. Birkaç sene öncesinde Bruce Willis'in ilginç bir davası oldu. Bu kullanılan telefonlarda ya da iPod denilen cihazlarda iTunes denen bir uygulamada inanılmaz derece tabii ki parasını ödeyerek, telif hakkını ödeyerek kendi hesabına indirdiği şarkılar ve filmler mevcut. Ve kendi çocuklarına bunu miras olarak bırakmak istediğini söyledi. Firmada böyle bir şeye izin vermeyeceğini belirtti. Şimdi burada esaslı problemimiz şu. Bu bir telif hakkı ihlaline girer mi? Girmez. Söz konusu şeyin bedeli ödenmiş ve şahsi kullanım amaçlanmış. Evdeki CD koleksiyonunuzu bırakabiliyorsunuz. Tabii. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Birebir aynısı. Ve yanılmıyorsam mahkeme sürecine götürdü ve mahkeme de davasını kaybetti diyebiliyorum. Verdiğiniz örnekle hiçbir farkı yok. Çünkü hukuku bu noktada, yani firmaların o hiç onaylama, hani bir yerde hesap açarken gireriz bu kullanma sözleşmesini onaylıyor musunuz? Evet. Hiç onun da okuyanını görmedim. Evet. Ama bütün bir imkanda sağlıyorsa bunu size e-mail olarak yollayalım mı? Tümünü görmek ister misin? Basmak, yazıcıdan çıkartmak ister misin diye bütün opsiyonlar da var ama hiçbirimiz o opsiyonları yapmıyoruz. Evet diyoruz, bir an evvel öbür sağ gelsin, hesap devreye girsin. Ama evet. Orada incecik bir puntolarından yazıyor. Buraya koyduğunuz her şey bizim malımızdır. İndirdiğiniz her şey de sadece sizin dinleme hakkınızla. iTunes böyle çalışıyor. Sözleşmede yazıyor tabii, değil mi hocam? Tabii. Okusak göreceğiz ama hiçbirimiz okumuyoruz. Ama sen oraya onu yazdın diye firma olarak... Ben de onu onayladım diye bu bir hukuk doğuruyor mu? Ama hocam bu bir dayatma. Şöyle bu bir dayatma. Bu bir dayatma. Bakın aynı dayatmayı bankalar da yapıyor. Kısa bir reklam aramız var. Bu konuyu konuşalım. Hani tespitler de yapıyoruz. Artık çözümlere doğru geliyoruz. Program oraya gidiyor. Sayın seyirciler bizden ayrılmayın. İkinci dönemde, ikinci yarıda dijital miras konusunda biz bireysel ve kurumsal olarak ne yapabiliriz onu konuşacağız. Bizden ayrılmayın. TÜRKSAT'ın sunduğu Dijital Hayat devam edecek. TÜRKSAT'ın sunduğu Dijital Hayat devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından E-Devlet Kapısı üzerinde sunulan BTK İmei kayıt hizmetiyle yurt dışından yolcu beraberinde gelen cep telefonlarının kayıt altına alınarak görüşmeye açılması işlemleri internet üzerinden de yapılabilmektedir. Bunun için ilgili verginin ödenmesi ve E-Devlet Kapısı üzerindeki basit bir formun doldurulması yeterli olmaktadır. İmei kayıt işlemine ulaşmak için E-Devlet şifresi, elektronik imza, mobil imza veya TC kimlik kartı ile sisteme giriş yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan E-Hizmetler bağlantısına tıklanmalı ve gelen listede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başlığı altında bulunan BTK İmei kaydet bağlantısı kullanılarak hizmet açılmalıdır. Hizmeti ilk açtığınızda kısa bir bilgilendirme mesajı ile karşılaşacaksınız. Devam et düğmesine basarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Eğer işlem yapmanıza engel bir durum yok ise kayıt formu görüntülenecektir. Gerekli bilgileri eksiksiz olarak doldurarak bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Bu aşamada eğer adınıza yapılmış bir harç ödemesi bulunmadıysa ödeme işlemini gerçekleştirebileceğiniz bankalar listelenecektir. Bu aşamada bankanızın internet şubesini kullanarak ödeme yapabilirsiniz. Son aşamada bilgilerinizi kontrol edebileceğiniz bir ekran ile karşılaşacaksınız. Onayla düğmesini kullanarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Artık e-mail kayıt işleminiz tamamlanmıştır ve cihazınız 12 saat içinde görüşmeye açılacaktır. TÜRKSAT'ın sunduğu Dijital Hayat devam edecek. TÜRKSAT'ın sunduğu Dijital Hayat devam ediyor.
Reklam sonrası tekrar beraberiz. Biz reklam içinde de devam ettik sizi reklamları izlerken. Çok önemli bir konu ve dünyada da tartışılmaya devam ediyor. Büyük belirsizlikler var. Dijital mirası konuşuyoruz. Ben konukları hemen hızlıca size tanıtayım. Tekrar yeni açanlar varsa. Hakkı hocamız, üstad, Türkiye'nin ilk bilişim teknoloji yazarlarından, klinik psikolog Mehmet Dinç hocamız ve bilişim avukatı Tuğsan Yılmaz Bey. Şimdi ilk bölümde sorunları konuştuk ve güzel tespitler de oldu. Şimdi biraz hani bu son bölümde çözüm odaklı konuşursak, işte teknik açıdan ne yapabiliriz, psikolojik açıdan ne yapmak lazım, hukuki olarak mirasımızı kime bırakabiliriz diye düşünüyoruz. Çok iyi. Bilal Beyciğim, yani sorun gene dönüp dolaşıp bize, kendimize, şahsımıza, insana geliyor. Evet, miras hukuku gelişecek, psikologlar bize bu işi daha nasıl daha iyi yapmamız gerektiğini öğretecekler falan, ama ben teknik açıdan eğer kıymetli bir filmim varsa, kıymetli bir müziğim varsa, kıymetli bir varlığım varsa elektronik ortamda, bunu götürüp de tanımadığım, eline hukuken nasıl davranacağını bilmediğim bir siteye, YouTube'a, şuraya buraya koymam. Koyuyorsam bir kopyasını kendimde alıkoymalıyım. Bu eğer bir değerse benim için, Twitter'a koymadan önce bir kopyasını kendim almalıyım. Her şeyin bir kopyası bizde kalsın. Bizde mutlaka bir kopyasını kendimizde tutmalıyız. Bir yerden alıp koyuyorsanız hukuken düşünmeniz lazım. Yani size ait olmayan bir şeyi internette kullanmanız yasaktır. Hocam çok özür dileyeceğim, bir şey diyeceğim. Şimdi dünya bulut sistemlerine gidiyor. Tabii. Her şeyi buluta koy diyor. Masa üstüne ne gerek var? Belki yakında bilgisayarlarda hard disk olmayacak. Şimdi o işin daha ince bir şeyi. Yani rahmetli bütün her şeyini bir bulut sistemine koymuştu. Diyelim ki Dropbox'ta duruyor bütün dosyaları. Evet, ne yapacağız? Ama Dropbox nerede? Dropbox diye bir şey mi var dünyada? Öyle bir büro, bir ofis mi var? Yok. Adamların ofisi de yok, bürosu da yok. Nerede oldukları hakkında da hiç kimsenin bir fikri yok. Serverlarının nerede olduğu da belli değil. Bir kısmı Amazon'da, bir kısmı Microsoft'ta. Ama siz Dropbox bir dosyanızı kaybederse, diyelim ki çocuğunuzun bütün bebekliğinden, doğduğu andan itibaren bugüne kadar videolarını çektiniz ve hard diskinizde durur gibi Dropbox'a koydunuz ve Dropbox'a kaybetti. Kimi dava edebilirsiniz? Yani sizin elinizden gelip albümlerinizi çalıp yakmak gibi bir şey bu. Evet. Yani bunun o kadar büyük duygusal etkisi olabilir ki insana. Evet. Dolayısıyla fiziken hard disk çok ucuzladı. Yani şu kadarcık çiplerin, USB çiplerin üzerine şimdi 32 GB bilgi kaydedilebiliyor. Yani ne olur YouTube'a koyduğunuz yahut da Twitter'a koyduğunuz şeylerin bir kısmını, Facebook'ta paylaştığınız yazıların bir kısmını saklayın ve bu sorunlardan hukuk yetişip yakalayıp bize daha düzenli, daha güzel bir dünya sunacak kadar ki sunacak. Yani bir zamanlar başka hukuklarda bir kilometre geriden geliyordu. Ama bizim insan olarak kendi hayatımızı kendimiz çeki düzen vermek zorunda olduğumuzu unutmayalım. Elektronik ortam, sosyal medya sadece araçlardan biridir. Yani eğer ben ahlaki davranmıyorsam 5 yıl sonra pişman olacağım bir resmi bugün çektirmemeliyim. Bunu bana annem babam öğretmiş olmalı. Yani burada biraz dedem gibi gelmeye başladı söylediğim laflar, ama yani sonuç itibariyle bu. Her şey dönüp dolaşıp insanda bitiyor. Ama öneriniz güzel. Hani mutlaka yedekli çalışın. Her şeyinizi masa üstünüze, hard diskinizi evinize alın, dolabınıza koyun. Ve ölümünüze yakın da karınıza, kocanıza hayatım bütün eserlerim şu disktedir, şu hard disktedir, şu çiptedir diye devredin. Hiç kimse hiçbir mirasla uğraşmasın. Eyvallah. Bir de tabii şöyle bir soru var, bu gelebilir. Hani ölüm ani geliyor. Bu çalışmayı hemen mi yapmak lazım? İşte nereden bileceğiz ne zaman öleceğimizi? Böyle tabii. Bunun psikolojik yönü de var. Tabii. Ben Hakkı Hocam'ın dediklerini teyit anlamında bir hikaye anlatayım. Bir tane Kızılderili reisi oturuyor evinin önünde. Torunu var yanında. Önlerinde de bir siyah köpek, bir beyaz köpek kavga ediyorlar. Dede torununa hayat dersi vermek istiyor. Diyor ki, torun diyor, bak diyor. İyilikle kötülük hep böyle kavga ederler diyor. Biri siyah, biri beyaz. İyilik beyaz, kötülük siyah. Devamlı böyle kavga ederler diyor dünya hayatında. Torun diyor ki, iyilik kazanır değil mi diye dede diyor. Hayır diyor, ben hangisini beslersem o kazanır diyor. Güzel. Şimdi teknoloji de böyle bir şey. Biz hangi yönde beslersek o kazanacak. İyi yönde kullanırsak
hayatımıza çok güzel anlam katacak, hayatımızı zenginleştirecek. Kötü yönde kullanırsak hayatımız ciddi anlamda daralacak ve fakirleştirecek ve zarar vermeye başlayacak. Bu anlamda psikolojik noktadan baktığımızda 4 tane meseleyi gündeme getirmemiz lazım diye düşünüyorum. Birinci mesele bahsettiğiniz ölüm meselesi. Yani doğduk, öleceğiz. Bu bir gerçek, bununla barışmak zorundayız. Ölüm her an gelebilir, bunu da biliyoruz. Yani ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. O yüzden ölüme bir hazırlanmak lazım. Bir dijital miras bırakmak lazım. Dijital vasiyet bırakmak lazım. Bu önemli bir şey. İkinci mesele yalnızlık meselesi. İnsan yalnızlığıyla da barışmalı. Ne demek yalnızlığıyla barışmalı? Psikolojide çok ciddi olarak üzerinde durduğumuz bir şey vardır bizim. Yalnız kalma kapasitesi deriz. Bir insan yalnız kalabilecek kapasiteye sahip olması. Devamlı birini arayıp, devamlı biriyle konuşup, devamlı biriyle hiç bitmeksizin irtibat halinde olmaya ihtiyaç duyuyorsa bir sıkıntı var, bir problem var. Yani yalnız kalabilecek, kendi kendine konuşabilecek, kendi kendine halleşebilecek noktaya gelmesi lazım. Bu noktada dijital dünya ile ilişkimizde bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Her şeyimi de herkes bilmesin canım. Evet. Her şeyimi de paylaşmayayım. Kalktığımı, oturduğumu, yattığımı, uyandığımı, yediğimi, içtiğimi, her şeyimi de paylaşmayayım. Bazı şeyler bana kalsın. Bu yalnızlıkla barışmamız lazım dijital ilişkimizi göz önünde bulundurduğumuzda. Bir diğer mesele özgürlük meselesi. Yani herkes böyle yapıyor, ben de böyle yapmaya mecburum diye bakmamamız lazım. Düşünmeden bu anlamda hareket etmemiz lazım. Seçim bizim elimizde. Hocam dedi ya, öğretmemiz lazım, bilmemiz lazım. Sonuçta bu işin kullananı, tüketeni biziz. Tüketmediğimiz zaman, kullanmadığımız zaman veya kullanmayı kontrol ettiğimiz zaman güç bizde. Bu anlamda teknoloji güçlü bir şey ama insan seçimi kadar, insan özgürlüğü kadar güçlü değil. İnsan seçim noktasındaki gücünü kullanacak ve paylaşmamayı ve paylaşmayı seçecek, ayıklayarak seçecek. Ve son olarak da anlam meselesiyle alakalı bir farkındalığımızın olması lazım. Yani ben hayatımı nasıl anlamlandırdım? Bu anlam çerçevesinde nasıl yatırım yapıyorum teknolojik hayata? Her şeyi süzmeden mi yatırıyorum, yoksa hayatımı bir anlam çerçevesinde değerlendirip malzemeyi süzerek anlamlı şeyleri bırakıyorum, anlamlı şeyleri yatırıyorum mu? Veya arada dönüp dönüp kendi kendimi bir kontrol ediyor muyum? Yani geçmişime baktığımda, Facebook hesabıma baktığımda, Twitter hesabıma baktığımda veya diğer e-maillerime baktığımda hayatıma yüklediğim, çünkü insan gelişebilen bir varlık, geçmişteki doğrusu bugün olmayabilir. Hayatıma baktığımda geriye dönüp bazı şeyler anlamını yitirmişse ya da benim anlam çerçevemin dışına çıkmışsa artık ondan vazgeçmeyi bilmem lazım. Dolayısıyla bu anlam çerçevesinde insan hayatında göz önünde bulundurması çok lazım. Çok doğru ama çok zor. Çok, çok zor. Tabii. Dijital tabii. Mirası da anlamlandırmak tabii. Belki de. Dijital mirası da anlamlandırmak. Yani ben çocuklarıma ne bırakıyorum anlamlı olarak? Beni nasıl hatırlasını istiyorum? Bu çok önemli bir şey. Bugün bir tabir duydum. Çok hoşuma gitti. Özgeçmişten bahsediyoruz ya. Evet. Özgelecekte hazırlayın diyor. Nasıl özgeçmiş hazırlıyorsunuz? Özgelecekte hazırlayın. Özgeçmişinize yazacağınız şeyler vardır. Özgeleceğinize de yazacağınız şeyler olsun diyor. Dijital hayata bu çok çerçeveden doğru. De bakmak lazım. Özgeleceğime neler yazacağım ben? Evet, bu dijital mirası paylaştırırken işte bu gelecekten de bahsedebilir yani. Özgelecekten. Tabii ki. Tabii ki. Hukuki olarak açıdan da hani bir çözüm önerisi. Bunun aslında şu anki dönemde hani hep beraber bulduğumuz bir dijital vasiyet demiştik ya. Hani biraz daha elektronik imzayla. Tabii bu bir tavsiye, öneri ve yakın zamanda da olacak bir şey. Ama onun haricinde fiziken de vasiyetname bırakabiliriz. Bu vasiyetname içerisine belli başlı mecraların şifrelerini iletebiliriz. Ya da bu mecralar haricindeki bazı datalara ilişkin nasıl ulaşacağımıza ilişkin hesap bilgilerini koyabiliriz. Ya da belli başlı eserleri iletebiliriz. Tabii. Bu vasiyetnameyi hazırlayabiliriz. Onun haricinde ufak tefek şeyler de var. Ya böyle karamsar bir atmosfer çizmedik aslında. Evet. Biraz eleştirdik, biraz sevdik, biraz dövdük. Ama derslerde arkadaşlarla işlediğimiz üstünde de biraz fazla durduğumuz bir konu vardı. Zaman damgası. Hocam biraz önce bahsetti. Telif haklarından, videodan bahsetti. Mesela esas abi size olarak soru var hukukçu olarak. Kötü imaj sahibi aile bireylerin vefatı neticesinde geride kalanlara dijital reddi miras hakkı doğacak mı? O da hem nasıl? Teknik aslında konu, çok güzel de bir soru. Çünkü bu soruyu şöyle değerlendirmemiz lazım. Benim son dönemde çok sık duyduğum şey, ailemden kalan soyadı taşımak istemiyorum. Şimdi aynı şey, aynı istem bahsettiği gibi dijital miras için de geçerli olmalı. Normal atmosferde, normal hukuki düzlemde bir şeyi reddedebiliyorsanız onu dijital ortamda da yapabilmelisiniz. Onu kabullenmeme hakkınız tabii ki var. Olmak da zorunda bu gelişimle birlikte. Tabii verdiğim örnekte bu bir
hukuki temel değil, yanlış anlaşılmasın ama hukuk mecrasında hani yeterli bir gerekçe olmayabiliyor. Soyadını belli başlı ilişkiler nedeniyle değiştirmek. Ama genel reddi miras kavramı içerisinde tabii ki değerlendirebiliriz. Değerlendirmemiz de makul ve mantıklı olur. Bu telif hakları ile ilgili olarak şimdi sosyal medya hesaplarına ya da mecralara ilişkin birden fazla sitede şifreleri topladık. Ortaya bir tane account oluşturduk. Onun şifresini de birisine verdik yahut vasiyet bıraktık. Çok güzel. Hocamın bahsettiği gibi dijital bir kitap yazmış olabiliriz, şiir yazmış olabiliriz. Ya da video çektik, kısa film yaptık. Hiçbir anlamı yoktu o an itibariyle. Vefat sonrası mesela bir anda yayılmaya başlayabilir. İnternette mecrada çok hızlı yayılıyor bazı şeyler. Evet, bir anda trend topik olabiliyor. Şimdi bu doğrultuda da aslında öğrenci arkadaşları bayağı yorduğumuz bir konu vardı zaman damgası diye. İnternet mecrasında çok net kullanılabilecek olan telife yönelik bir önlem, bir koruyucu unsur gibi düşünmeliyiz. Normalde nasıl ki bir telif hakkını ya tescil ettiriyoruz ya da en basit tabirle kendimize iade taahhütlü postalıyoruz. Bu bahsettiğimiz zaman damgası da kontörle çalışan ve kontör düzlemi ucuz olan yetkili, bunu satışa yetkili, sunuma yetkili, saklamaya yetkili şirketler tarafından verilen kanuni düzlemde bir hak. Bu ne demek? Bir şiir yazdınız, video çektiniz, bir şarkı bestelediniz. Bunu internet üzerinden tarih, saat ve kesintiye uğramaksızın tescil edebiliyorsunuz ve yaptığınız tescili tamamıyla noterde olduğu gibi açık olarak vermek zorunda kalmıyorsunuz. O tescil yapılırken parça parça alınıp yapılıyor. Ve notere gitmiyorsunuz. Yani örneğin kontör bedeli 4 lira 5 lira gibi düşünün. Evet. Aslında bu tür dijital verilerimizi de bu tür uygulamalarla birlikte koyabiliriz. Hani isterdim ki çok net kanuni düzlemler olsun ama bunu hep beraber geliştireceğiz. Yani bizim ihtiyaçlarımız hukuki düzlemde bir anlam ifade edecek. Şu aşamada ikiye ayırıp şifreler söz konusu hesaplara ilişkin yahut sanal mülkiyet konusu olabilecek argümanlar olarak değerlendirip önlemi o şekilde almakta fayda var. Şu an var olan normal hukuk süreci içinde bu şeyleri yapabiliyoruz. Evet. Aynı mecralara başvurup yani izleyenler için de bir şey olsun. Hani buradan bir çıkış noktası olsun. Dijital miras bırakmak isterse normal miras hukukun geçerli olan şeyleri yapabiliriz. Süreçleri işleyebiliriz. Aynen öyle. Avukatımız aynen aracılığıyla öyle. Vesaire. Evet. Aynen öyle. Başvuru yapabiliriz. Bu başvuru şu ana kadar yapılan bir şey ya da netice alınan bir şey olmayabilir. Ama gelişmek zorunda. Yani bir 5 sene sonrasında, 10 sene sonrasında belki de somut gözle gördüğümüz şeyler yerine bir oyun karakterimizin üstündeki kıyafete ilişkin, şeye ilişkin bir dava görmüş olacağız. Evet. Mesela bu bir maddi değerdir aynı zamanda. Şu an itibariyle bir oyun içerisindeki karakter, evet, ayakkabısı, tabii, kılıcı, hani daha demin alan adından bahsettik ama tabii, bu bahsettiğimiz şey de maddi değeri olan, kişiler için önemli olan bir şey. Ya da e-kitap ya da daha demin bahsettiğimiz gibi tabii, şarkı koleksiyonu. Bunların tamamının bir değeri var. Ya manevi ya maddi. Bir de şöyle bir şey var. Belki son konu olarak bunu işleyebiliriz. İfade diye bir uygulama var. Son sözü söylemeden gitmek istemeyen sosyal ağ tutkunları için geliştirilmiş. Bu uygulama ile önümüzden sonra yayınlanmak üzere Facebook'taki arkadaşlarınıza yazılı ve video mesaj bırakabiliyorsunuz. Önce dijital vasiyetiniz, sonra bir son bir sözüm var daha diyerek mahiyetinde yazılı bir metin veya video çekiyorsunuz. Sonra ölümünüzü onaylayacak bir arkadaş seçip ona gönderiyorsunuz. Hani siz öldükten sonra bir video yayına giriyor. Bunu olumlu da ki geçen seçimlerde bir intihar videosu oldu. Geri geçmişe hani geleceğe yönelik böyle bizi kötü bir hatıralar da bekleyebiliyor. Bir de böyle bir konu var. Böyle bir uygulama varmış daha doğrusu. İlginç yani. Bir de şey var yani özellikle bu kamuoyunun önünde olan kişiler, şairler, ne bileyim sanatçılar filan vefat ediyor. Ama adamın Facebook hesabı duruyor. Ve herkes girip adam hakkında bir şey yazmaya başlıyor. Evet. İyi veya kötü. Yani birinin o hesabı kapatması lazım. Deactivate edilmesi lazım. Bu hak kimde? Yani en basiti işte eğer güzel bir şey bırakıyorsanız vasiyet buna yarar. Yani bu hesabı activate et. Benim kocam, karım bu işi çok severdi ama ben artık istemiyorum onun hakkında konuşulmasını. Bu hesabı kapatın diye o gece hemen birisi yapabilir. Şöyle yapabiliriz hocam o zaman. Bir başka programda da
topluma mal olmuş kanaat önderlerinin bu dijital miraslarının olumlu olumsuz kimler tarafından yöneteceği konusunu konuşabiliriz. Gayet tabii. Şeyimiz bitti, gayet süremiz tabii. Bitti. Peki. Ayağınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Güzel bir konuyu konuştuk. Biz teşekkür tabii ederiz. Belirsizlikler de var ama çıktılar oldu programın. Yani evet. Öneriler de sunmuş olduk. Şimdi Yazılımcı Sanayicileri Derneği Doğan Ufuk Güneş Bey ile Bahçeşehir Üniversitesi'nin danışmanlığı yaptığı üniversitenin güzel bir organizasyonuyla bu üniversitenin bilgisayar mühendisliğinden mezun olan öğrencilere iş imkanı sağlama konusunda bir anlaşma yapılmış. Biz de Dijital Hayat ekibi olarak Doğan Bey'i ziyaret ettik ve röportaj yaptık. O VTR ile o röportajla veda edeceğiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sonra da bizim aşırı dijital bir kahramanımız var. Onunla veda etmiş olacağız. Sağ olun. Sayın seyirciler, haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yazılım Sanayicileri Derneğimiz 1992 yılında kurmuş olduğumuz Türkiye'deki yazılımı temsil eden yegane derneğimiz. Burada 367 tane şirket üyemiz var. Ve bu 367 tane şirket üyemizle biz şu anda Türkiye yazılım sektörünün %81'ini, Türkiye yazılım ihracatının da %73'ünü teşkil ediyoruz. Şimdi öncelikle bir kere bir konuyu açıklamak istiyorum. Şimdi bizim yazılım sektöründe, yani sektörümüzün birçok sorunu var. Ama şöyle oturup konuştuğumuzda, bunları incelediğimizde yegane en öne çıkan sorunumuz nitelikli eleman sorunu. Tabii bu şu anda Türkiye'de pek çok sektörümüzün, diğer sektörümüzde sorunu olarak ortaya çıkıyor. Ama bizde çok farklı bu konu. Çünkü bizim eleman konusu bizim yegane aslında ham maddemiz. Çünkü biz akıl teriyle iş yapıyoruz, alın teriyle iş yapmıyoruz. Arada çok büyük bir fark var. Akıl teriyle iş yapan bu sektörün akıl terine çok daha farklı bir şekilde yaklaşma zorunluluğu var. Dolayısıyla bizim mühendis ihtiyacımız ve mühendisin bir altındaki daha nitelikli olan o ara eleman ihtiyacımız diğer sektörlerden çok farklı bir boyuta geliyor. Çünkü biz mesela deri alarak ayakkabı yapmıyoruz ya da kumaş alarak tekstil yapmıyoruz. Biz o nitelikli elemanların akıl terileriyle birlikte ürün üretip dünya pazarlarına çıkıp ihracat yapma noktasında rekabete gireceğimiz bir pazar ortamında çalışıyoruz. Bakın şimdi Türkiye'de toplam ne kadar meslek lisemiz var biliyor musunuz? 3263 tane. Bunların bizim bilişim veri tabanı, yani bizim sektöre yönelik eğitim veren lise sayımız da 1689 civarlarında. Buradan bakın geçen sene 2012'de mezun olmuş olan arkadaşımızın sayısı 43.000 küsuratı var. 2013'te de 44.000 kişi. Fakat maalesef biz bu 44.000 çocuğu bulamıyoruz. Şimdi o 44.000 arkadaşımız Anadolu'da veya İstanbul'da iş arıyor. Sektörde onları arıyor. Neden biliyor musunuz? Çok basit. Sektör uluslararası rekabete açılmış, uçmuş gidiyor. Ama bu okullarımızda eğitim alan arkadaşlarımıza verilen eğitim maalesef çok geride kalmış durumda. Şimdi biz de bu sefer ne yapıyoruz? İşe alacağımız arkadaşları alıp en az bir yıl kendi şirketlerimizde yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Tam çocuklardan verim alacağız. Bu sefer onlar başka şirkete geçiyorlar. Şimdi dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntı vardı. Şimdi bu sıkıntıyı aşmanın yolu akademi, sanayi ve devletin bir işbirliğiydi. Şimdi bu anlamda biz Bahçeşehir Üniversitesi ile bizim vizyonumuz örtüştü. Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte böyle bir protokol imzaladık. Bu protokolün ana niteliği bir kere Türk yazılım pazarının büyümesinde, yazılım ihracatının ve Türkiye'deki yazılım sektöründeki istihdamın arttırılmasında bir işbirliği ortaya koymak. Dolayısıyla Bahçeşehir Üniversitesi bizim aradığımız nitelikte öğrenci yetiştirmek üzere derslerini revize edecek ve bizim istediğimiz şekilde düzenleyecek, sektörün istediği düzenleyecek ve bu anlamda da biz de oradan çıkan her gence iş garantisi verdik. Şimdi bu Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey ve çok da ilgi çekti. Sağ olsun bu protokolümüze Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Lütfü Elvan da geldiler, teşrif ettiler. Onun katılımıyla yine bu konuda
çok yoğun çalışmalarda bize destek olan Bilgi Teknolojileri Kurumumuzun Başkanı Sayın Tayfun Acılar Bey teşrif ettiler. Onların çalışmalarıyla birlikte bu noktaya geldik. Sorumlu Baba. Dijisu nerede? Bilmem. Ne demek bilmem? Telefon için çıkmıştım. Çocuğu kayıp mı ettim? Telaşlanma. Kurs sınıfına girmek üzere. Nereden biliyorsun? Kızımıza maşallah çipi taktım. Böylece istediğin zaman bulabileceksin. Maşallah Dijisu. TürkSat Dijital Hayatı sundu.